sevgili izleyiciler. Bugün dünyanın dilinden düşmeyen, herkesin çok sevdiği bir lezzetle karşınızdayım. Geleneksel Türk lokumu. Ayrıca çocukları da çok sevindirecek bir jelibon tarifi de vereceğim. Evet, ilk olarak lokum tarifiyle başlamak istiyorum. Eğer evinizde fazla nar varsa, narlı lokum tarifi için harika bir fırsat. Aynı tarifi portakal, mandalina ya da istediğiniz meyvelerin suyuyla da yapabilirsiniz. Hepsi çok nefis oluyor. Bu tarif için öncelikle iki büyük boy narı ayıklayın, blenderdan geçirin ve süzün. Sonuç olarak 2 bardak nar suyu elde etmeniz gerekmekte. Nar suyuna 1 su bardağı nişasta ekleyip karıştırın. Burada nişastanın tadını bastırmak için 1 paket vanilya şekeri eklemenizi tavsiye ederim. Ayrı bir yerde tencereye 1 su bardağı su ve 1 su bardağı şeker ekleyip ara ara karıştırarak kaynatın. 5 dakika kaynadıktan sonra kıvam alan şerbete nar suyunu döküp 10-15 dakika daha karıştırarak pişirmeye devam edin. Küçük kare bir borcamı ıslatıp fazla suyunu süzün. Hazır olan harcı borcama döküp kaşıkla yayın. Üzerine Hindistan cevizi serpip elinizle hafifçe bastırarak düzeltin. Oda sıcaklığına geldiğinde borcamın üzerini streç filmle kapatıp buzdolabına kaldırın. Buzdolabında en az 3 saat beklettikten sonra borcamı çıkarın ve üzerine ters şekilde bir servis tabağı koyun ve borcamı ters çevirin. Lokumun diğer tarafına da Hindistan cevizi serpip küçük kareler olacak şekilde lokumu kesin. Elinizle kestiğiniz parçaları hafifçe karıştırıp her yerinin Hindistan cevizine bulanmasını sağlayın. Eğer bıçağınızı veya makasınızı kesim öncesi pudra şekerine bularsanız kesim daha da kolaylaşıyor. Evet, lokumun kıvamı tam olarak bu şekilde olmalı. Artık lokumları güzel bir şekilde sunulacağı tabağa alabilirsiniz. Ben lokumları bu şekilde diziyorum. Bence çok şık duruyor. Daha sonra tüketilecekse lokumun taze kalması için hava almayan bir kapta, serin ve kuru bir yerde saklanmasına özen gösterilmeli. Fazla sıcak ortamlarda lokumun yapısı bozulabiliyor. Uygun bir tencereye 1 su bardağı portakal suyu, yarım su bardağı şeker, çeyrek su bardağı nişasta ekleyin ve orta ateşte karıştırarak pişirin. Burada nişasta miktarı çok önemli. Çünkü jelibonu esnekliği nişasta sağlıyor. Kaynamaya başlayınca ocağın altını kısın ve içine 1 yemek kaşığı tereyağı ekleyerek 15 dakika boyunca sürekli karıştırın. Tereyağı eklemeyi unutmayın. Çünkü tereyağı sayesinde jelibon daha kolay kesiliyor ve yapışkanlığı azalıyor. Daha sonra karışımı yağlı kağıda alın ve kaşık yardımıyla dikdörtgen bir şekil verin. Soğuduktan sonra jelibonu ince şeritler halinde kesin. Eğer evinizde pizza bıçağınız varsa onunla kesmeyi tercih edebilirsiniz. Jelibon şeritlerine toz şeker ve inceltilmiş limon tuzu serpin. Limon tuzunu ise rondoda çekerek kendiniz inceltebilirsiniz. Limon tuzu jelibona sadece çocukların değil, yetişkinlerin de sevdiği hafif ekşilik tadını katacaktır. Dilerseniz çeşitli aromalar ekleyerek farklı tatlar ve gıda boyası kullanarak rengarenk jelibonlar elde edebilirsiniz. Ama benim gibi taze meyve suyunu kullanacaksanız bu aroma vericilere ve renklendiricilere ihtiyacınız kalmayacaktır. Evet, çocuklar jelibonun tadını çıkartırken ben de lokumun yanına bir de Türk kahvesi yaptım. Bu lezzete gerçekten doyum olmaz. Afiyet olsun.